Peki Mehmet Bey, sizin şimdi yaşadığınız bir sürü şey olmuş ama gerçek boşanma sebebiniz nedir? Gerçek boşanma sebebim boşanma davasını o açtı bir. Şimdi bu sıkıntı şöyle, bak diyorum ya, evde temizlik yok, yemek yok. Asla öyle bir şey yok. Zeyda Hanım kendisi benden her zaman memnun. Ya peki sadakat var mı? Yani. Mehmet Bey siz çocukların, bakın çocukların başkasından olduğunu söylemişsiniz. Artı bu kızı dark görmüş, komşusuna gitmiş, sevgiline mi gittin demişsiniz. Bir sadakatsizlikten ben öyle, mi? Ben öyle bir şey demedim. Onu o bayan söyledi. Olabilir mi diye sordu. O beni arayan bayana ben aynı söyledim. Babama da sorabilirsiniz mi? Yani. Babam aradı yani o şekilde olabilir söyledim. Olabilir mi? Bence olamaz yani bu kızın, ne bileyim. Ya gerçi tamam, ben olamaz diyorum, bir bambaşka şeyler çıkıyor da işin içinden. Kimdir telefonla bir aradı beni. Gülay Hanım diye herhalde. Olabilir mi dedim. Bilmiyorum, Allah bilir dedim. Başka bir şey dediğim yok. Ben öyle bir şey dedim demedim. Demedim yani. Ya tamam demedi öyle bir şey. Çocuklarını peki başkasından peydahlamışsın, bunu demedi mi yani hiç? Demediniz mi? Yani Meryem, şimdi sizin yani Mehmet Bey biraz sert konuşuyor, fevri konuşuyor ama bilemezsin. Aynen, her zaman öyle zaten. Her böyle zaman sen de çok masum duruyorsun. Aynen. Ama artık anladım ki masum görüntünün altından bambaşka ya, şeyler çıkabiliyor. Fevrilik de bazen canı yandığı için olabiliyor. Ama yine de bilemiyorsun. Zeyda Hanım söylerdi, kendisi söylerdi. Benim senden hiçbir şikayetim yok. Ben mutluyum, huzurluyum derdi yani. Ve çıkıp aslında giden siz, de benim zaten. Hani ne güzel bir evlilik kurmuşsunuz. Allah evet, size iki tane evlat nasip etmiş, sağlıklı, sıhhatli. Hani evinizi, yolunuzu bak, maddi bir sıkıntınız da yok. Öyle görünmüyor. Yani ama, bana pek bir şey vermezdi ama yani evin ihtiyaçlarını alırdı yani. Heh, ya buraya gelenler Allah aşkına bir ekmekten bahsediyorlar yani. Ekmek getirmiyor eve diyorlar. O yüzden söylüyorum. Mehmet Bey tekrar bağlandım ama Mehmet Bey. Zeyda Hanım bir sefer gittim ben şey hamileyken gittim peki, hastaneye. Peki dur bakayım. Mehmet Bey. Adana gidiyor, istediğini alıyor. Yarısı dolapta ekşiyor. Yarısı tencerede ekşiyor. Ekşidiğinde yalan söyleme, yalan söyleme. Ya. Orada komşular herkes gördü ya. Kim peki diyorum? Mehmet Bey. Ekmek getirmiyormuşum. Ya ayıp ya. Çözemeyeceğiniz bir şey yok gibi duruyor aslında. Yani evine bakan bir adammış. Sadece biraz daha ilgi ve sevgi istemiş bu kadın. Ve sadakat istemiş. Dayak yiyordum her gün. Mehmet Bey var mıydı öyle bir şey? Dayak yiyordum ben sürekli Zayden. Yalan yani, bu hoş bir şey değil. Yalan diyor ya. O da yapmıyor. Kadınların her zaman... İlk hakareti bana Zahide Hanım. Hayır, her kadın böyle bir şey yapar. Kadınların her zaman savunduğu zaten neyse şiddet görüyordum. Komşularım şahit yani. Ararlar mı, şahit olurlar mı bilmiyorum yani. Peki Meryem Hanım'ın herhangi bir yalanını yakaladınız mı Mehmet Bey? Yalan. Hayır, hiç olmadı benim yalanım. Yalanını yakaladınız mı? Beni çocukluğumdan beri tanıyanlar var. Meryem bir dakika dur. Var, hiç olmadı. Öyle hiç yalanım yakalamadılar yani. Meryem Hanım'ın bir yalanını yakaladınız mı? Yalan. Yani yalanını sakladığı yakaladım. Bir şeyi yakaladınız mı? Hayır. Ben evet, yalan diyorum, siz yalan diyorsunuz. Uygunsuz görüntüler telefonundaydı. Nasıl? Onları zaten mahkemeye sunduk. Uygunsuz videolar vardı. Onlar o bilir, anlatsınlar orada ne istiyor. Başkasının ne uygunsuz görüntüleri mi? Bu benim. Efendim? Benim bir başkasının evet, uygunsuz görüntüleri mi? Sizin uygunsuz kendi görüntüleriniz kendi özel resimlerimi çıkardı yaydı. Evet. Onun benim değil. Evet Zahide Hanım, kendi yani eski söylediğim din nikahlı yani benim özel resimlerim vardı, çıkardı yaydı. Ne yani işi? Ben bundan şikayetçiyim. Telefonunda yani. Ne işi var onlar kardeşim? O benim özelim yani, çıkarıp yaymaya bir hakkı yok ya. Yani. Ne hakkı yok? Halen otomadır onu demek, öyle ya. Bir dakika, senin eski resmi olmayan birlikteliğinden evet, benim çekilmiş normalde, fotoğrafların mı vardı? Normalde yoktu yani. Bu bilgisayara bağlı, nasıl olursa çıktılar, çıktı ya yani. Ben sildik dedi o resimleri. Ben sildim dedi bana. Telefon, sonradan çıkardım, mahkeme falan olayı olunca çıkardı yaydı ki beni aldatıyor diye. O gün orada normalde kapandı yani o mesele. Aldatmadığında ne belli? Aa, söylüyor bak. Tarih aldatmadığında? Tarihleri yok mu bu resimlerin peki? Var, tarihleri de var. Tarihleri o evliliğine ait aynen, mi? Aynen. 2000... Ama Meryem sen niye o fotoğrafları tutuyorsun elinde? Ya sildim Zahide Hanım, sildim. Dedim gibi sildim bilgisayara da, telefonda ne arıyor bağlanınca... Bir dakika, bunlar ortaya. Fotoğraf mı, görüntü mü? Video mu, fotoğraf mı? Ya karışık. Video da var, fotoğraf da var. Hepsi var. Siz bunları izlediniz mi? Ben şikayetçiyim yani, benim özelimi yani çıkardı yaydı kesinlikle şikayetçiyim. Ben özelin yani. Özelin telefondaki özelin. Kendimi bir şekilde savunmam lazım da özelin senin. Bir dakika bir dakika ya. Şimdi... Burada bir dakika, burayı bir açalım. Şimdi Meryem sen daha önce bir evlilik yaptın. Resmi evet, olmayan resmi bir evlilik. Resmi olmayan ya, 3 gerçi o da evlilik yani. Değil zaten yani de. Evlilik de değil, evet. Orada böyle müstehcen fotoğraflar mı biraz, çektiniz evet. Siz? Biraz. Videolar ve fotoğraflar var. Peki bunlar sadece senin telefonunda mı var, o kişide var mı? O kişide de bilmiyorum.
O kişide de olabilir mi? Olabilirdi ama silmişti yani. Kız çok tehlikeli şeyler bunlar Meryem. Ya çok gülme. Pişman oldum yani. Çok çok tehlikeli şeyler ya bunlar bir yerlere, gerçi onu hemen yakalıyorlar ama bunlar çocuk oyuncağı değil annem, çok ciddi şey. Bir de bunları kocan görüyor. Nasıl peki bu ben, nasıl oldu da gördün? Ben öyle bir şey nasıl oldu, bana şaşırdım yani, bilgisayara bağlanınca hiç telefonumda olmayan şeyler çıktı ortaya. Resimleri aktarır mısın bilgisayara dedi, sadece bu. Ha. Buradan ben bunları yakaladım. Yani öyle bir şey olsaydı ben zaten kendisi onu verdi hiç, telefonu. Oturtmam telefonu oraya. Kendisi verdi bana. Şey mi bitti? Fotoğraf çekemiyor muydun artık telefonundan? Çekemiyordum aynen de. O yüzden bunları aynen, aktar yer açılsın diye verdi. Yani hafızası doluydu telefon, çekemiyordum ama telefonda resim yok yani, öyle bir resim yok. Kontrol etmiş miydin? Normalde silmişim telefonumdan. Sildin de nereden çıktı o resimde? Bilgisayara bağlanınca çıkmış işte. Zaten peki, silinmesi ben görürdüm. Arkadaşlar siz kapatın sesi gerekirse. Bu uygunsuzdan kastınız nedir? Mehmet Ali Bey nedir? Efendim? Uygunsuz fotoğraf videonun içinde ne var? Dediğiniz nedir? Önce onu anlayayım hani. Ya açık açık mı söyleyeyim ya? Ayıp ya. Hay söyleyin siz, biz kapatırız yok, sesinizi. Yok yok, boş ver. Benim terbiyem ona müsaade etmez. Boş verin. Hayır yani eski eşiyle beraber hani sarılmış görüntü falansa onlar... Biraz açık yani. Gözü farklı, ben kapalıyım farklı, yani. Biraz açık. Sizinlere inmeyin isterseniz. Kendime yani yakıştıramıyorum onu, kendime. Ben doğru mu anlıyorum? Bu videolarda siz ya özel biraz, özel hayır, şeyler biraz, mi yaşıyordunuz? Hayır biraz sadece şu işte biraz gözüküyordu. Sadece kafam falan açık yani biraz. Kafanın açık olması değil, başka bir şeyler yani söylemeye çalışıyorsun. Yok başka, öyle çok, çok yani her tarafım gözükmüyor. Peki ama yine de bunları senin çoktan silmiş olman lazım. Sildim Zahide Hanım, anlatamıyorum herhalde. Sizin onun telefonda yok yani. E peki bunları gördü, ne yaptı? Hiçbir şey olmadı yani, ben dedim zaten sen biliyorsun yani bunlar oldu, olan şeyler yani. O gün kapandı olmadı, yani konu. Sildim oldu, söyledi ertesi gün de bana, sildim kapandı o mesele yani söyledi. Bir daha mahkemeyi falan açınca ben resimler benim elimde de ben sen beni aldattın diye bana öyle şeyler söylemeye başladı. Her peki, şey olur, her şeyden ben şüphelenirim kardeş. Evi gel şikayetçi ol. Peki Meryem Hanım, sizin isteğiniz nedir Mehmet Ali Bey'den? Benim isteğim yani hakkımı almak, tazminat davasını yani tazminat istiyorum. Nafaka istiyorum yani 1600 nafaka için. Kime karar verdi? Çocuklarına baksın istiyor. Yani senin çocuğun var. Yapma hayır. Meryem ya, gözünü seveyim. Peki kendim için demiyorum. Ha, ben zaten kullanmıyorum, hiç ağzıma bile sürmedim yani. Niye zehirleyeyim kendimi? Hiç yapma öyle şeyler. Peki sen çocuklarına bakılmasını mı istiyorsun? Maddi destek mi aynen, istiyorsun kocandan? Aynen destek istiyorum ya aynen. Mehmet ben Ali yani, istiyorum kendi resim, şeyin evimin resimleri de var yani. Bir dakika Mehmet Ali Bey, ne istiyorsunuz siz? Çocukları istiyorum ben de. Çocuklar hani senin değildi? Ve bir dakika. Siz herhalde... Çocukların velayeti sizin olmadığını iddia etmişsiniz. Çocukların velayeti ben de zaten. Çocuklarını da kabul etmiyor velayeti, yani. Nasıl istiyor yani? Kendi göz boyuyor burada işte. Anneye verdi. Çocuklar küçük. Kaç yaşında çocukların? 4 yaş, 6 yaş. Zaten 4 senedir ayrıyız. 4,5 yaşında işte. 6 aylıklı küçüğüm. Yani siz 4 senedir zaten ayrısınız. Çocuklarını evet. 1 yıldır neredeyse görmeyen. Yani 4 sene içinde bir baba. Ama bir çocuklarım benim yani. diyor. Allah aşkına adımı öğrenin. Zahide. Mehmet Bey. Mehmet Bey'e... Zahide Hanım. Buyurun. Altınlarımı da istiyorum Zahide Hanım. Babası yaptı bana 4 tane bilezik. Bir tanesini ben kendim aldım. 3 tanesini beraber gittik yatırdık şeye bankaya. Kendi üstüne yatırdı yani. Peki buyurun. Mehmet Bey bir dakika Meryem. Buyurun. Zahide Hanım. Söyleyin Mehmet Bey. Biz dinliyor musunuz? Buyurun. Biz kaçarak evlendik zaten. Bu evliliğe benim anam, babam, kardeşim her şey karşıydı zaten. Niye karşıydılar? Yok hiç. Olmaz umurlarında değil umurla Zahide Hanım bu. Hiç kim ailesinin mi? Umurunda bile değil bu adam yani. Ya, hiçbir şey söylemedi. Zahide Hanım bu hiçbir evliliğe şey karşı yani. Olan soruyorum ben size. Bu evliliğe karşı olan. Ben bunun iki tane kardeşini da gördüm. Ana, bir tane babasını dur bakayım gördüm. Düğüne geldiler mi anneniz babanız? Ya ne düğün yapmadık ya. Ha düğün de yok. Yok. Ha siz kaçtınız, kaçtıktan sonra evet. Da bazen düğün oluyor aynen. Ya. Yok. Peki Zahide takı Hanım, falan aynen. Takıldı mı aynen. Yine de? Takı falan var mı? Babası yaptı 4 tane bilezik işte. Başka yok. Kız babası hiç madem kimse... Karşı çıksın niye adam sana bilezik yani taksın? Yani karşı değildi zaten. Yani kendisi hiç söylüyor kimse, karşı. Hiç kimse bir şey yapmadı. Bir tane altın vardı onu da verdi kız kardeşine. O şeyde 4 bir tane bilezik vardı. 4 tane ona kabul etmiyor. Benim haberim yok. Hesabını sorunca benim altınım sana ne? Ya sana ne diye bir şey var mı? Bu altın ikimizin ya. Normalde ikimizin. Kaçarak. Ya aile, zaten benim ailem bu işe karşıydı. Hayır, karşı ikimizin nasıl aile, olsun Zahide Hanım'ın babası bana yaptı. Bir dakika bakın şöyle. Sonra bir dakika düğünde takılan, tabii düğününüz olmamış ama normalde takılan takılar. Düğün yok.
Peki ama eğer siz evlilik birliği içindeyseniz ve eşinize bir takı takılıyorsa, şimdi avukat bey söylesin. Şimdi bak Mehmet Ali. Efendim? Sen şimdi burada köylü kurnazlığı yapmaya çalışıyorsun. Aynen. Bak, köylü kolay kurnazlığı. Kolay, evet evet. Şimdi bak baban 4 tane bilezik almış, onları inkar etmeye çalışıyorsun. Kızın bileziklerini almışsın, gitmişsin, minibüs almışsın, servislerini 2'ye 3'e çıkarmışsın. Avukatımız konuşuyor sizinle. Bak 2'ye 3'e, senin şu anda servislerin var değil mi? Servislerin. Benim sert bir tane arabam var kendime ait. Kaçta? Bak sen başka şimdi burada da yok. Hani boyuna yalan söylüyor, yalan söylüyor diyorsun ya Meryem Hanım'a. Evet. Şimdi bak sen gerçek anlamda söyle, kaç tane servisin var? Benim bir tane servisim var. Bir tane tek. Var. İki tane. Meryem Hanım kaç servisi hatta var? İki tane var. İkincisini de hatta biz evliyken aldı yani. İkincisini siz evliyken senin evet. Altınlarınla mı aldı? Benim altınlarımla değil, yok. Senin altınlarını nasıl aldı, benim ne yaptı? Benim altınlarımı bilmiyorum, kullandı işte, vermedi. Avukat Bey, evet. Vermedi. Şimdi bak, avukat Bey, evlilik içerisinde altın... bir zenginleşme, bir dakika ben çocuklara geleceğim şimdi de. Şimdi evlilik içerisinde bir zenginleşmen olduğu kesin. Şimdi ama bunu bu kızcağızdan faydalandırmamışsın. Bu kızı böyle bırakmışsın çocuklarla baş başa. Bak sen her şeyden önce bu 4 sene içinde bak burada insanlar geliyor... Çocuklarını görmek için yerlerde yuvarlanıyor. Çırpınıyorlar. Aman yani. Diyor ben çocuklarımı göreyim. Sen ne mahkemeye başvurmuşsun, ne adli mercilere başvurup aman ben çocuklarımı göreyim diye hiç gayret sarf etmemişsin. Şimdi de bak, şimdi de kalkıyorsun. Gördüm. Sırf bu çocuğu, bu kızı gördüm. Zorla bırakmak için ben çocukları istiyorum. Ya çocukları kullanmaya çalışıyorsun şu anda. Yani biz bunu anlıyoruz bak. Yasal işlem başlatılıyor. Bak kimse saf değil. Sen yasal işlemi istediğin kadar başvurabilirsin. Sıkıntı yok. Mahkemeler evet. Herkese açık. Sırf sana tamam. Bana değil. Mahkemeler bağımsızdır. Mahkemeler karşısında herkes eşittir. Ben de eşitim, sen de eşitsin. Zaten bu çocuğun durumu belli. Bu çocuk 2 çocuğuyla gelmiş burada da sürünüyor. Bu çocuk niye gelsin? Sen 4 senedir çocuklarını sadece 1 defa görmüşsün. Çocuklarına ayda ya. Sadece 1600 lira veriyorsun. 1600 lira ne olur? Bey, mahkeme bak bu kızcağızın geliri yok, şeyi yok. Bu kızcağız kötü yola mı düşsün? Ben değil, mahkeme. Sen bak her ne kadar boşanmış olsan bile birçok delikanlı insan diyor ki hanımına bak diyor 2 çocuğumuz var. Sen al şu evde otur, zor duruma düşme, çocuklarına da bak diyor. Kötü sen yola, polis kötü yola düşme diye. Polis arıyor, kardeşi tip diyor. Ne bak, yapabilirim kötü yola düşmemesi için ya. Bak, kadınlarımızın, kızlarımızın hele ha. Böyle hemen iş bulamayacak. Bak bu kız çalışıyormuş, sen evlenmekle bunu işinden etmişsin. Aa, işinden evet, etmişim onu. Şimdi bu kız evleniyor, evinde çalışmaya başlıyor. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim. Senden bir ricam var. Benlik bir iş yok. Senden bir ricam var. Yani Meryem Hanım da bunu duysun. Sen eve de eşya biriktirme problemi var. Aslanım bu işi daha iyi bilir. Şimdi eğer çocukları istiyorsan önce lütfen doktora git bir. Bir doktora bir görün. Tamam mı? Doktor bakalım bu çocuklarla alakalı seninle olmasına dair iyi bir rapor verirse ben de yardımcı olacağım. Sen çocuklarına bak. Ricam... Devamlı gör tamam çocuklarını. Ben peki, senin çocuklarını bakın, görmeni istiyorum. Ha, Mehmet Bey, siz çocuklarınızı görmek istiyor musunuz? Mahkeme kararını bekliyorum. Çocuklarınızı sadece siz de değil yani. Anneniz, babanız, çünkü onların da torunları. Meryem aslında burada 15 gündür burada yavrum. Geliyor, tamam. Gidiyor, geliyor, gidiyor. Bir türlü fırsat bulup kızı alamadım yayına. Siz buraya gelin. Bu işi sulhle çözelim. Çünkü bu böyle yok, siz böyle kavga ederek bir olmaz. Tamam devletin gelsin yüzü varsa var, gelsin Zaydan. Var, kanunu var. Hayır siz çocukları tamam. Görmek istiyorsanız gelin. Görmek istemiyorsunuz siz bilirsiniz. İstemiyor Zaydan. Ben o zaman görmek mahkeme. İstemiyorsunuz demek. Zaydan'ım şunu söyleyeyim mahkeme size. Ben 2 yıl önce eşyalarımı almaya gittim. Siz mahkeme kararını bekleyin tabii ki. Ama eğer çocuklarınızı görmek istiyorsanız ben size diyorum ki gelin bu kız burada. Ben size çocuklarınızı göstereyim diyorsunuz ki hayır ben mahkeme kararını bekleyeceğim. Neyi bekleyeceksiniz? Çocuklarınız burada, annesi burada. Annesi burada, çocuklarınız buradaydı meşhur, zaten. O meşhur olmak için sıkılıyor, meşhur olmak. Zahide Hanım. Vallahi bilmiyorum, ben o bana samimiyet gelmiyor. O istiyorsanız, istiyorsanız. Vallahi Mehmet Bey, bak evladını özleyen anne de baba da. Ben diyorum ki çocuklarınız burada, görmek istiyorsanız gelin görün. Siz diyorsunuz ki mahkeme kararını bekleyin. Ya neyi bekleyeceksen gel kardeşim, Meryem burada. Meryem gösterir misin çocuklarını? Ya ben ona dediğim gibi yani arasan konuşsan görsen bilse babalarını, ben söyledim tabii zaten canım, ona. 6 yaşında 4 yaşında bu kız da diyor ki gelsin görsün. Siz neyin mahkeme kararını bekliyorsunuz? Burada gösterilmediği zaman o kararı bekliyoruz biz. Aynen, çocuklar aynen, babalarını tanımıyorlar. Kararı niçin bekliyor biliyor musunuz Zahide Hanım? Şimdi niçin? Mahkeme karar vermiş 40 bin lira 50 bin lira neyse para pul oluyor. Bu kızın altınları akçeleri geçimi zaten sıkıntılı. Mahkemeler sürüyor 2-3 sene.
Ondan sonra kız burada mağdur yaşıyor. Sen tabii mahkemeye sığınıyorsun ki zaten diyorsun benim bu kızdan aldığım altınlar, akçeler, bunu mağdur ettiğim zaten dünya para, paranın değeri de düşüyor. Ben her zaman kârdayım diye mahkemelere sığınıyorsun sen. Vallahi ben baba olarak eğer gerçekten içinizde bir baba sevgisi varsa ben size çocuklarınızı burada gösteririm diyorum. Gerisini siz bu yayını sonra izleyin. Tamam mı? İzleyin ne konuştuğunuzu, ne söylediğimi tekrar dinleyin.